Lezzetler'den herkese merhaba. Bugün sizlere tulumba tatlısı tarifiyle geldim. Çok isteniliyordu, çok soruyordunuz. Ben de bugün olabildiğince çektim videosunu. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu lezzeti evde yapmak isteyenlere nasıl yapmışım? Buyurun tarife geçelim. Tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekeri tenceremi alıyorum. Üzerine 3 su bardağı da su ekliyorum. Ve şimdi ocağımıza alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bir 15-20 dakikaya yakın kaynatacağız. Kıvamına ve ocağınızın büyük mü küçük mü olmasına göre değişir. Kıvamlı bir şerbet elde edeceğiz. Ocağımıza alalım. Evet, şerbetimiz tam olarak 15 dakika kaynadı. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle köpük köpük olmaya başladı. Koyulaştı güzelce. Şimdi limonunuz varsa çeyrek limon sıkabilirsiniz. Benim şu an limonum yok. Çay kaşığının ucuyla limon tuzu ilave ediyorum. Limon veya limon tuzu neden ilave ediyoruz arkadaşlar? Şerbetimizin şekerlenmemesi için, tekrar kristalleşmemesi için bu çok önemli. Bunu mutlaka ekleyin. Şimdi şerbetimizin altını kapatalım, soğumaya bırakalım. Hamurunu hazırlamaya geçelim. Bunun için 2 su bardağı suyu, tencerem biraz fazla ısınmış. 2 su bardağı suyu tenceremize alalım. Şöyle 50 gram kadar margarinimizi suyumuzun içerisine alalım. Erimesini bekleyelim. Margarin yoksa sıvı yağ da olur veya tereyağı kullanmak isteyenler tereyağı da kullanabilir. Evet, suyumuz kaynamaya başladı. Şöyle bir çimdik tuz atıyorum. Çok az. Sadece bir çimdik kadar. Şimdi 2 su bardağı unumu ilave ediyorum kaynayan suyumuza. Tekrar un yeterli gelmezse yarım su bardağı daha ilave edeceğim. Şimdi güzelce karıştırmaya, pişirmeye başlayalım. Unumuz yeterli. Şimdi bunu güzelce içinde hiç topak kalmayacak şekilde olana kadar, kaymak gibi bir hamur olana kadar kavuracağız arkadaşlar. Bakalım kaç dakika sürecek. Sürekli karıştırın ve kaşığınızla eze eze devam edin. Bu işlem birazcık gerçekten kol kası istiyor. Varsa evdeyse eşiniz, oğlunuz mümkünse bu işlemi ona yaptırın. Gerçekten kollar çok yoruluyor. Evet, gördüğünüz gibi artık kaşığı yapışmadan rahatça top bir hamur oldu. Rahatça toparlanıyor. Ben yaklaşık 6-7 dakika kadar kavurdum arkadaşlar bu hale gelmesi için. Siz de kendi kavururken ona göre süresini belirleyin. Şimdi altını kapatıyorum. Hemen hamurumu başka bir kaba alıyorum. Hamurumuzu şöyle arada karıştırarak biraz soğumaya bırakalım. Şöyle sıcaklığı geçsin. Yumurtalarını ekleyeceğiz. Yumurtayı pişirmemesi için hamurun soğuması şart. Ilığa yakın bir soğukluğa gelsin. Evet, hamurumuz ılık bir seviyeye geldi. Sıcaklığa geldi. Ilık bir sıcaklığa geldi. Şimdi 3 yumurta koymamız gerekiyor ama benim yumurtalarım bayağı büyüktü. O yüzden hamurun kıvamını çok fazla cıvıtmasın diye önce 2 tane koyacağım. Mikserle çırpacağım. Hamurun kıvamına göre bakacağım. Sonra gerekirse 3'e tamamlayacağım.
Evet, hamurun kıvamı hala katı olduğu için mikseri fazla yoğurmak istemedim. Hemen cıvımadı. Şöyle ikinci yumurtamı da koyuyorum, çırpacağım. Kıvamına bakacağım. Yine aynı şekilde tüm yumurta iyice karışana kadar çırpacağım. Evet, üçüncü yumurtayı da ekliyorum. Hamurum hala istediğim kıvama gelmedi. Zaten 3 yumurta koymamız gerekiyordu. Evet, artık mikserinizi fazla zorlamayın. Bozabilirsiniz. Hamurlaştığı için çırpılmayacaktır. Buradan sonra elimizle yoğurmaya geçeceğiz. Hamurumuzu şöyle spatula ile bir toparladık. Şimdi 1 yemek kaşığı nişastamızı üzerine ilave edelim. Yemek kaşığı da irmik ilave edeceğiz. Hamuru elimizle şöyle bir toparlamaya, yoğurmaya başlayalım. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurduk. Elinize çok fazla yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Yoğurabilmeniz için elinizi sıvı yağ ile yağlamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok zahmetli ve uğraştırıcı bir tarif aslında. Yani bu tatlıyı inanın evde yapacağınıza gidin, hazır alın. Rahat rahat oturun, yiyin daha iyi. Kol kol kuvvetidir, yoğurmadır derken insanı bayağı oyalıyor ve yoruyor. Şimdi tatlımız, hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Sıkma torbanız varsa koyabilirsiniz. Yoksa elinizle elinizi yağlayıp buna şöyle küçük yuvarlak şekiller verip bu şekilde lokma tatlısı gibi de kızartabilirsiniz. Şimdi benim de sağlam bir sıkma torbam yok aslında. Ama şu marketten aldıklarımdan var. Bir deneyeceğim. Bakalım sıkma şekli güzel olursa sıkma torbasıyla sıkacağım, yoksa da elimle devam edeceğim. Şunlardan, her markette vardır bunlardan. Bakalım bunlar patlamadan tatlımızı sıkabilecek mi? Sanmıyorum ama bir şansımı denemek istiyorum. Şimdi tavamıza şöyle bolca sıvı yağımızı koyalım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi tahmin ettiğim gibi bu torbalarla olmuyor arkadaşlar. Zorlayınca hamur katı olduğu için patlattı. Ama ben streç filmle sardım. Yapabildiğim kadar yapacağım, size göstereceğim. Evet, tavamıza hepsini sıktık. Şimdi tavamızın altını açalım. Çok harlı olmayan normal ateşte yavaş yavaş kızarmaya bırakalım. Evet, tatlılarımız yavaş yavaş böyle ağır ateşte kızardı. Yağımız ısındıktan sonra biraz daha kıstık altını. Çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Yüksek ateşte kızartmayın. Hamur bir tatlı elde edersiniz. Çabuk yumuşar tatlılarınız. Mutlaka kısık ateşte yavaş yavaş kızartın. Şimdi gördüğünüz gibi altın rengi alan tatlılarımızı soğumuş olan şerbetimizin içerisine alıyoruz. Yağımızın altını kapatıyoruz. Çünkü ikinci sıkımda, ikinci turda yani yağımızın tekrar ılık hale gelmiş olması lazım. Sıcak sıcak yağ sıkmıyoruz. Birazcık yağın sıcaklığının geçmesini bekleyeceğiz. Evet, tatlılarımızı şerbetimizin içerisinde şöyle 1 dakika kadar tutalım. Sürekli bu şekilde karıştıralım. Tatlılar şerbetini çeksin. Gördüğünüz gibi çıtırlarının sesini duyuyorsunuzdur eminim.
Şahane oldular. Hemen şimdi servis tabağımızı alalım. Tatlıları servis tabağına genişçe bir kaba alın arkadaşlar. Üst üste gelmesin. Birbirinin sıcaklığıyla tatlılar hamurlaşmasın. Şöyle yan yana koyun hepsini. Tüm bu püf noktalarına uyarsanız hiç yumuşamayan çıtır çıtır bir tulumba tatlısı elde etmeniz mümkün. O yüzden mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Evet, tatlımız servise hazır. Üzerini birazcık fıstık tozuyla süsledim. Gördüğünüz gibi bir partisini biraz fazla kızarttım. Bir tarafını da ikinci tavamı da biraz az kızarttım. İki rengini de göstermek istedim. Siz hangi şekilde seviyorsanız ona göre kızartma sürelerini ayarlayın diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yarım ölçüsünü kızartabildim. Yarım ölçüden gördüğünüz gibi bu tabakla bir tabak tulumba tatlısı çıkıyor. Tamamını kızartırsanız bu tabakla iki tabak, yani bunun kadar bir tane daha tatlınız olacak. Ölçülerini ona göre ayarlayın. Gördüğünüz gibi yapması gayet zor ve zahmetli. Ama ben yaparım. Ben mutfak işlerini seviyorum. Bu tatlıyı evde denemek istiyorum diyenler tabii ki deneyebilir. Şimdi sizlere çıtırlığını da şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın sesini duyuyorsunuzdur. Yarın sabaha kadar bile bu çıtırlığını kaybetmez. Bu çıtırlığıyla kalır. Şöyle kırarak içinde göstereyim. Benim sıkma torbam çok sıkma ucum çok ince olduğundan tatlılarım da bayağı ince. Evet. Önemli olan tarifi göstermek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.